Merhaba sevgili dostlar. Bugün Türkçe bir YouTube kanalında daha önce anlatılmamış ezoterik bir konuyu ilk defa sizlerle paylaşacağım. Hem de konuyu tekamülün sırrına bağlayarak. Bilmiyorum hiç dikkatinizi çekti mi? Ancak Hazreti İsa'nın gerildiği çarmıhın üstünde bir kelime yazar. İşte bugün bu kelimenin deruni anlamını inceleyeceğiz. İnri, İnri. Dört İncil'de de ayrı ayrı geçen Latince olarak Iesus Nazarenus Rex Ivadarium kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir akronim. Anlamı ise Yahudilerin kralı Nazaretli İsa. Doğu Hristiyanlığında kullanılan Yunanca sebebiyle zaferin kralı anlamına gelen İmbi de kullanılır ve İnri'nin Yunanca yazılışının baş harflerinden oluşmaktadır. Bir diğer kullanımı da simyacıların ve gül hac cemiyetinin Igne Natura Renovatur Integra kelimelerinin kısaltmasıdır ve tabiat ateş sayesinde tamamıyla yenilenir anlamına gelir. Yani ateş ile remzedilen ruhun dünyevi zincirlerinden kurtulmasıyla birlikte ruh aynasının üstündeki tüm perdeler kalkar ve insanın içindeki ilahilik ortaya çıkar. Tasavvuftaki karşılığı kaldır kendini aradan çıksın ortaya yaradandır. Hazreti İsa'nın çarmıha gerilme sebebi kendisinin kral olduğu iddiası. Bu iddia ile Ferisiler tarafından Judea eyaleti valisi Pontus Pilatus'un önüne çıkarılan İsa kendisine sen kral mısın diye sorulduğunda cevaben benim krallığım göklerdedir der. Pilatus İsa'nın zararsız olduğuna kanaat getirse de yakın zamanda yaptığı politik, stratejik ve siyasi hatalar sonrası Yahudilerin sorun çıkarmasını istemediğinden bir suçlunun bayram zamanı salınması anlaşmasına istinaden İsa'yı değil Barnabas'ı affeder. Bu karar neticesinde İncil'in Tutku adlı bölümünde anlatıldığı üzere İsa çarmıha gerilir. Roma geleneğine göre suçlu çarmıha gerilirken suçu da çarmıha yazdırılabilirdi ve Pilatus da İsa'nın çarmıhına Yahudilerin kralı Nazaretli İsa yazdırır. Bunun üzerine İsa'yı idam ettirmek isteyen Ferisiler bu ifadeye İsa'nın suçunu Yahudilerin kralı olmak değil, Yahudilerin kralı olduğunu iddia etmek olduğu gerekçesiyle itiraz eder. Ancak itirazı Pilatus ne yazdımsa yazdım diyerek reddeder. Çarmıhın tepesine yazılan İnri ve başındaki dikenli teller İsa'yı müritlerin önünde küçük düşürmek içindi. O dönemde çarmıha gerilerek idam sadece hırsızlık gibi adi suçlardan hüküm giymiş kişilere uygulanan bir infazdı. Haç bugün Hristiyanların sembolü ve Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişini ifade ediyor. Ancak milattan sonra 680'e de Hristiyanlar birbirlerini tanımak için balık sembolünü kullanıyorlardı ve ancak 680 yılında İstanbul'da toplanan 6. Sinod tarafından alınan karar ile birlikte Hristiyanlar haç sembolünü kullanmaya başladılar. Yahudilerin kralı olmak konusu Yeni Ahit'te çarmıh ile son defa zikredilse de ilk defa acı bir olay ile geçer. İsa'nın doğumu sonrasında doğudan gelen bilgelerin Yahudilerin kralı nerede diye İsa'yı aramaları neticesinde Kral Herod Betlehem kasabasındaki tüm erkek çocukların öldürülmesini emreder. Çünkü kendisinin krallığının tehlikeye girmesini istemez. Yani İnri ile sembolize edilen krallık meselesi doğum ve ölümde de geçmektedir. İnri ile çarmıh ve dolayısıyla haç arasında bir bağ var. Haç kadim zamanlardan beridir kullanılan bir sembol. Bir haç yatay ve dikey iki çizginin birleşiminden oluşur. Yatay çizgi ölümü sembolize ederken dikey olan çizgi ise hayattır. Vedik öğretide Maya diye tabir edilen hayat illüzyonundan kurtuluşun anahtarı Mısırlarda Ankh ile remzedilir. Yani hayatın anahtarı ile. Ankh, James Churchward'ın Batı Kıta Mu adlı kitabında bahsettiği nakal tabletlerinde de geçen ve yeniden doğuş anlamına gelen T harfinin üzerine oturtulmuş küçük bir daireden ibarettir. Tau adıyla bilinen T kısmı Maya, İnka, Hindu, Çin ve Kalde yazıtlarında rastlanan birçok alfabede kullanılan bir harftir. Svastika ile Hindistan'da dört elementi göstermek için de kullanılmıştı. Isis misterleri inisiyasyonunda kullanılan Ankh sembolüne birçok Mısır ilahının elinde rastlanmakla birlikte en çok Isis'in elinde rastlanır. Sembole kulplu haç yani Crux Ansata da denir. Hem kadın ve erkeğin birlikteliğini hem de yaşam ve ölümün birlikteliğini simgeler. Nil'in anahtarı olarak da geçmektedir. Zira Nil'in yükselen suları kurak dönemlerde çölleşen vadiye bereket verirdi.
Her anlatımda da hayatın ve ölümün sembolüdür. Hang sembolü genel anlamıyla ya da semavi ve dünyevi alem arasındaki irtibata ilişkin anlamıyla kullanıldığında daire semavi yönetimi, T'nin yatay çizgisi olan kol ise yeryüzü ile semavi alem ayıran sınırı simgeler. Sütun sembolizmini içeren aşağı inen kol ise iki alem arasındaki iki yönlü her türlü irtibat ve iletişimi temsil etmektedir. Yatay eksen ölümü sembolize eder. Her iki ucu dualitenin eril ve dişil yönüdür. Yatayda ise insanın maddeden manaya yükselişi remzedilir. Bu bir yolculuktur. Geldiği ilahi kaynaktan ötü bir ayağı yerde, bir ayağı mana aleminde olan insan, her iki kanadını da kullanmayınca uçamayan bir kuş gibi madde ve mana dengesini tesis etmediği sürece hakikatini bulamayacaktır. İnsan ne maddesel hayata bağlanıp makam, mevki, para gibi maddesel putlara bağlanmalı ne de kendini dünyasal yaşamdan soyutlayarak ya da sadece ruhsal öğretiler peşinde giderek dünya yaşamını unutmalıdır. İdeal olan dengeli bir hayattır. Bir diğer denge de evrenin temeli olan zıtlıkların birlikteliği yani tevhiddir. Zıtlıklardan herhangi bir tanesinin olmaması evrenin yok olması demektir. Öyleyse hayatta her daim zıtlıklar, döngüler, gelgitler olacaktır. Önemli olan kişinin zıtlıkları fark etmesi, anlaması ve psikoruhsal olarak birlemesidir. Bu birleme yani tevhid, zıtlıkların hakim olduğu bir dünyada yaşarken kişinin bilinçli olarak yapabileceği bir şey. Bu da bir diğer denge. Zıtlıklar o kişi için yoktur. Artık sadece zıtlıkların birlikteliği vardır. Her iki dengeyi bu dünyada yaşarken yani ölmeden evvel tesis edebilen kişi ölümsüzlüğünde anahtarını elinde tutar. Ancak henüz bu anahtarı kullanabilecek seviyede değildir. Çünkü hakikate yolculuk aşk ister. Sadece akıl yetmez, sezgi de gereklidir. Çünkü sezgiler bizi akıldan kalbe götürür. Cemal Nur Sargut diyor ki, kalp bir et parçasıdır, üstüne nur vurunca gönle dönüşür. İşte o zaman gönülde güller açar. Bu güller sevgidir, aşktır. Bu aşk eros değil, ilahi aşk olan agape'dir, ışktır. Amore kelimesinin anlamında saklı olan ölümsüzlük aşkta saklıdır. Bu sembolizmada haçın ortasındaki gül sevgidir, yani ilahi aşktır. Gül Leyla'dan Mevla'ya geçiştir. Aşk öyle bir ilaçtır ki insanı her şeyi olduğu gibi kabul etmeye, zıtlıkları değil her daim birliği görmeye ve zıtlıkların dansı sırasında yaşanan her şeyin üstesinden gelebilecek güce sahip olmaya götürür. Önemli olan gülü güzel koktuğu ve göründüğü için kabul etmek değil, gülü dikenleri çizerken de sevebilmektir. Mevlana'nın her şeyin sonu rızadır ile işaret ettiği sır işte bu. O zaman sen bensen ben sensem bu ayrı gayrı niye der insan ve dört yöne severim yaradılanı yaradandan ötürü diye aşk ile haykırabilir. Altı yöne isyan eder. Ölümü aşan sonsuzluğu bulacaktır derler ya, ölümsüzlük iksiri herkesin içinde saklı aslında. Konu Leyla'dan Mevla'ya geçmekle ilgili. Tasavvufta bahsedilen veledi kalbi doğurmakla ilgili. Bunun da kapısı rıza. Her ne kadar bu süreç tasavvufta fena fillah veyahut ölmeden önce ölmek olarak tanımlansa da bu süreç kişinin kendi küllerinden bir anka kuşu gibi yeniden doğmasıdır. İnsanın egosunu müttefiği yapmasıdır. Bunu yapabilen insan artık hayata ve çevresine farklı gözlerle bakar. Acı ve ızdıraptan kurtulur. Pollyanna gibi saf değil ama bilinçlice bir mutluluk hali yaşar. Hem de her an. Buda'nın Dhammapada da bahsettiği acıdan kurtulmak için 8 asil yol bunu anlatır. Nefsin mertebelerinin 4. aşaması olan nefsi mutmaine ıstıraptan kurtuluşu anlatır. Bu noktadan sonra da kişi sefaya da belaya da eyvallah der. Övgüden ve sözgüden etkilenmez. Dualist dünyada yaşar ama her şeye teknik açısından bakar ve yaşar. İşte artık bu noktadan sonra içindeki ışığın parıldamasını ve çevresini aydınlatmasına engel olacak hiçbir pası ve kiri kalmaz.